Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, ben de hoş buldum. Bugün hayvan dostlarımızda Gecko'yla tanışacağız. Gecko'nun gövdesi sağlamdır. Büyük üçgen bir kafası ve uzun bir boynu vardır. Gözleri iri, göz kapakları yoktur ve göz bebekleri diktir. Her bir uzvunda her türlü yüzeye yapışmasını sağlayan alt ve yan çıkıntılarla kaplı beşer parmak bulunmaktadır. Cam ve kristaller dahil olmak üzere dikey yerlere tırmanmak ve hareket etmek adına çok önemlidir. Yılda iki kez dişiler 4 ay boyunca iki kalın kabuklu yuvarlak yumurtayı kuluçkaya yatırırlar. Yavrular 2 inçten daha kısadır ve yavaş büyümektedirler. Yaklaşık 8 yıl yaşar gekolar. Birbirleriyle etkileşime geçmek için sesler ve gıcırtılar yayarlar. Evini ve avlanma alanını savunan çok bölgesel bir hayvandır. Gekolar böceklerle, bazıları ise meyvelerle beslenirler. Sağlıklarını korumak için böcek yemeleri şarttır. Son derece uysal hayvanlardır. Madagaskar adalarında yaşamaktadırlar. Yassı kuyruklu gekolar yaşam savaşı vermede çok başarılıdırlar. Bir kertenkele türüdür ve ışığa karşı duyarlı göz bebekleri, ayak parmaklarında tırnak ve emici vantuzları, ayrıca rengini anında değiştirebilen bir derileri vardır gekoların. Asil yaratıklardır. Türkçe adı sakangur olan bu hayvanın göz kapakları yoktur. Üstelik yılanlar ve kertenkeleler gibi gözlerini örten saydam bir zar da yoktur. Kendisi gözlerini yalayarak ıslak tutar. Durmakta olan bir gekoya biraz bakarsanız eğer bu hareketli yapışını görebilirsiniz. Bu hareket yapışını görebilirsiniz denmekte. Tık sağ göz. Ondan sonra biraz duruyor. Tık sol göz. Bu şekilde bunu fark edebiliyoruz. Kertenkeleler gibi gekolar da sürüngen ailesinin en kalabalık üyelerindendir. Genellikle de gece yaşarlar. Sadece Madagaskar gekoları gündüz avlanırlar. Ve böceklerin yanı sıra şekerli meyvelerle de beslenmektedirler. Gekoların da diğer kertenkeleler gibi kuyruklarının kopma özelliği bulunmaktadır. Bir zaman sonra kuyruk yeniden ortaya çıkar. İri gözlü olan gekolar doğal ortamda 2 cm ile 60 cm arasında olabilmektedirler. Evlerde beslenenler genellikle 15 ile 20 cm arasındadır. Gekolar sesten hoşlanırlar ve kendileri de dil ve damaklarını kullanarak çeşitli sesler çıkarırlar. Gekoların türleri Mardin gekosu, tombul geko, ince parmaklı geko, yaprak parmaklı geko, leopar gekosu, karinalı geko ve geniş parmaklı geko. Evet, benim de bugün gekolar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla tanışana kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın, iyi günler diliyorum.